İnsanlar neden doğaya gittiklerinde, hani benim tabirimle sisli beyin, mesela psikolojisi daha kötü, stresli, iyi karar veremeyen, kaygılı, böyle yöneticilere de doğru gidiyor bir süre sonra. Evet. Bir de bunun tam tersi yöneticiler var. Evet. Did you mean şöhret bakış? Şimdi neden doğa bize bunu veriyor? Hani tamam, gidiyorsun ve daha iyi hissediyorsun ama sen belki bunun biraz açıklamalarını da bugün bahsedersin. Ben şu anki tezimi de çok kıymetli Profesör Doktor Sinan Canan Hocam'la yapıyorum. Onun her zaman söylediği bir şey var. Canlılık tarihi dediğimiz bir tarihten bahsettiğimiz, 250 ila 300 bin yıldır bu biyolojik yapımızla dünyadayız. Yani 3,5 milyar yıllık bir canlılık tarihinde o kadar yeniyiz ki o eğrinin en şuralarında bir yerlerindeyiz. 8 saniyeymiş insan ömrünün evrende kapladığı süre. İşte. O kadar yeniyiz bu dünyada. Burada çok önemli bir şey daha var bilmemiz gereken. Bize bilim diyor ki bir biyolojik organizmanın değişiklik gösterebilmesi için milyonlarca yıl geçmesi gerekiyor. Yaşıyoruz ama aslında bu modern şehirler bize ait yerler değil. Çünkü biz biyolojik organizma olarak tüm nöral ve biyolojik altyapımız bizim yüzyıllarca önce yaşayan atalarımızla aynı. Hmm. Aynı korkular, aynı dürtüler. Hmm. Yani doğanın içinde yaşayan, koşan, avlanan, tırmanan, doğayla bütünleşik yaşayan atalarımızla aynı biyolojik kodlara sahibiz, aynı nöral kodlara sahibiz. Seninle Başlamadı biyolojik diye bir kitap okumuştum. Yani 2-3 kuşak önceden gelen kaygılar, çok şunlar bile varmış yani. Çok merak ettiğim bir kitap. Güzel mi? Muhteşem bir kitap. He, böyleymiş ya falan diyorsun yani demek. Ve yani muhteşem bir araştırma sonucu. Mesela şu rüyalarda hani böyle pat diye düştüğümüzü gördüğümüz hemen her insanın deneyimlediği şeyler işte onlar hep şeye bağlanıyor. Tabii ki doğada yaşıyorlar ve hayvanlardan korumak için yırtıcı hayvanlardan evlerini yukarılara inşa ediyorlar. Ve işte oradaki o düşme dürtüsünün hala bizlerdeki yansımaları. Atalarımızla, doğada yaşayan atalarımızla aynı biyolojik kodlara sahip varlıklarız. Yani şu anda kültürel olarak farklı olabiliriz, teknolojik olarak farklı görünebiliriz ama yaratılışımızın özünde doğada olmak var. Biraz nörobilime girelim o zaman. Nörobilim, senin dediğin gibi enfes söyledin, sinir bilimi. Beyin bilimi demek de çok doğru. Beyin işlevsel olarak inceleyen bir bilim dalı. Yani aslında nöroyu bir şemsiye gibi düşünebilirsin. Onun altında anatomi.